Yeni yıla nasıl gidiyorsun? Bırak şimdi o fikirleri. Benim süper bir fikrim var. Sen, ben, Angelina, Brad, Tom'u da alalım, Tom Cruise'u da alalım. Şimdi hep birlikte bir yeni yıl partisi yapalım, tamam mı? Ne demek nasıl mı olacak? Ben biliyorum. Tabii ki. Metaverse'le. Son zamanlarda birçok kişinin şaşkınlıkla karşıladı. İnternetten arsa mı alınır gibi şaşkınlık yaratan sanal arsa ya da diğer adıyla dijital arsa alım satımı haberleriyle sıkça karşılaşmışsınızdır. Bu haberlerde Metaverse adında bambaşka bir dünyadan söz ediyoruz. Metaverse, gerçek dünyada neler yaşıyorsak ileriki zamanlarda dijital olarak yaşayabileceğimiz sanal bir dünyadır. Ya ben bu konuyu çok iyi biliyorum çünkü biz 2010'larda çocukken... Ziya! Tamam, 2000'de çocukken... Allah Allah, boyu 10 metre! Aslanın boyu 10 metre mi? Ziya! O da... Ya tamam, 90'da çocukken... Bak bu sefer doğru, 90'da çocukken jetgiller vardı. Sen bilir misin? Bilmem. Jetgillerde bize bunun benzerini anlattılar. Robot böyle köpekler var, gökyüzünde uçuyorsun, eve gidiyorsun, geliyorsun, uçan arabalar var, arsalar var böyle gökyüzünde, evler var. Biz bu konuya çok aşinayız. Metaverse, jetgiller birbiriyle böyle çok bağlantılı. Vallahi çok bağlantılı. Metaverse dünyasında sanal araziler, dükkanlar alınarak insanların dijital ortamda çevrim içi alışveriş yapabileceği, sosyal etkinlikleri gerçekleştireceği, gerçek dünyada ne yapıyorsa aynısını dijital ortamda gerçekleştireceği bir dünya yaratmaya çalışılmaktadır. Sanal gayrimenkul yatırımındaki ani patlama birçok yatırımcıyı spekülatif olarak etkiliyor. Tabiri caizse burası bir zamanlar dutluktu gibi algılanmasına neden oluyor. Ancak bu tren çok yeni. Ya şimdi burası bir zamanlar dutluktu deyince aklıma geldi hemen. Bu hani Mecidiyeköy metro çıkışı var ya, o işte dedeminmiş bir zamanlar. Ve benim de dişkomda zamanında orasını gitmiş Tekirdağ'da iki dönüm ayçiçek tarlasıyla değiştirmiş. Şimdi ben bu Metaverse'de yeni ya, bizde bu ailede bir ayçiçek tarlasına olan bir yatırım var. Ben de şimdi Metaverse'de ayçiçek tarlalarına bakıyorum. Torunlarıma falan iyiliğim dokunsun bari. Bak dedem ne kadar öngörülü değil mi? Vallahi dededen bize ırsı yedim. Blok zinciri tabanlı Decentraland Metaverse projesi üzerinden geçenlerde NFT şeklinde 100 milyon dolar değerine sanal arazi satışları gerçekleştirdi. Metaverse dijital evrenselle ilgili benim ilgimi çeken şey ise 150 milyon dolar değerinde yatırım alan Güney Koreli Metaverse platformu. Bu platformun adı Zepeto. En sevdiğim markalar olan Gucci, Dior... Gibi. Büyük moda markaları da Zepeto'da sanal giyim koleksiyonlarını geçtiğimiz günlerde tanıttı. Ben de kendi avatarımı tabii bu güzel giydirdim, kuşattım. Küresel teknoloji şirketleri Metaverse platformlarına milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Dev firmalar gelişmekte olan bu dijital dünyaya hitap eden yeni ürünler sunmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Mesela Facebook adını Meta olarak değiştirdi bile. NFT ve Metaverse diye gerçeklikle sanalın birbirine girdiği yepyeni bir dijital evrende hızla ilerliyoruz. Bitar teknoloji olarak CHZ, Mana ve Engine tokenlarını sizin için listeliyoruz. Sanal arazi alıp satma Metaverse'le ilgili buzdağının sadece görünen kısmı. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için bizleri izlemeyi ve YouTube kanalımızı abone olmayı lütfen unutmayın. Seneye görüşürüz. Seneye görüşürüz dedim. Ne var bunda? Biz hep böyle yapıyordu. Sınıftan çıkarken seneye görüşürüz. Dedem nasıl öngörülüymüş? Ayçiçek tarlası bakıyorum Metaverse'de. Güzel bağladın değil mi? Yandım. Uçan arabalar var ya, hala hayalim benim çocukluktan beri. Düşünsene uçan araba olacak, Maslak'tan, Mecidiyeköy'den biniyorsun, Beylikdüzü'ndesin. Böyle 3 saat yol falan, hikaye.